Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Cevat Özçelik, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda neredeyim? Şu anda Türkiye'den çıktım. Gürcistan'dayım. Ardahan'dan çıktım. Kapının adını hatırlayamadım. Değişik bir kapısı vardı da. Türkiye kapısı olarak Aktaş sınır kapısından çıktım. Şimdi Azerbaycan'a doğru gidiyorum. Arkadaşlar çekimi az önceki çekimden, yani geniş direksiyon açısından o şekilde çekeceğim. Çünkü aparatlarım, hiçbir şeyim yanımda yok. Bakın gördüğünüz gibi şey bile düşüyor elimden. O sebepten dolayı direksiyon çekimi yapacağım size. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde gideceğiz, yükümüzü boşaltacağız. Azerbaycan'a gidip yükümüzü boşaltıp geleceğiz Allah'ın izniyle. Size biraz yolları göstereyim, buraları göstereyim. Ya ben şu kötü yollardan kurtulamayacak bir arkadaşım. Bak şurada bir tane kilise var. Bura işte Aktaş tarafından çıktığımız zaman Ardar tarafından Gürcistan'ın ilk köyleri. Böyle bir yolu var. Köy yolu yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama yine yeşillik. Yeşilliği var. Onu belirteyim. Burada yakın takip mesafesi yapmaman lazım. Yani kesinlikle yakın mesafe takip yapmayacaksın önündeki araçla. Yoksa direkt cezayı yazıyorlar polis abilerimiz, Gürcistan polisi. Aranda biraz mesafe olacak. En çok dikkat ettikleri şeylerden biri bu. Yakın mesafe takip. Tamamen düzlük, kırsal bir alan aslında. Şöyle bakın şuralarda, buralarda yaşam var. Değişik, güzel bir köy gibi ama bilmiyorum. Yolları biraz bozuk sadece. Dayıcım. Kara kaçan. Azerbaycan'a götürem seni. Karşıdan gelenler de çoğunluk olarak Türkiye arabaları diyeceğim. Bu yabancı. Kırgızistan arabası galiba. Bu Hatay arabası 31. Bu da 31 Hatay arabası. Bakalım karşıdan gelenler. Genellikle çoğunluk olarak Türk arabaları oluyor. 61 Trabzon. Yani gördüğünüz gibi hep ovalık. Yani Sarp tarafı gibi değil. Sarp'tan çıktığın zaman Batum'a çıkıyorsun. Batum biraz daha gelişmiş mi diyeyim artık sınıra, ticaret merkezi olarak o bakımdan biraz daha gelişmiş diyelim. Arkadaşlar şimdi bir değişiklik yaptık. Bir köyden çıktık, başka bir köye girdik. Çok büyük bir değişiklik oldu. Yani kötü bir yoldan çıktık, daha kötü yolu bir yola girdik. Mazot fiyatları kapalı ama herhalde. Şu ev güzelmiş.
Abi bir daha Irak yollarına kötü demeyeceğim ya. Valla ben böyle değişik yerler gördükçe Irak'a şükretmeye başladım. Onu fark ettim. Şu ev de bayağı büyükmüş ha. Kamerada çok belli olmuyor belki ama metrekaresi bayağı büyük bir ev. Aslında var ya, buralarda yaşamak güzel bence. Neden? Çünkü sakin, sessiz, gürültü yok, korna sesidir. Tamamen doğal bir yaşam. Muhtemelen hepsinde hayvanlar vardır, tavuklar vardır. Ben köy hayatını seviyorum ama köyde yaşayamıyorum. Sadece seviyorum. Oo, bak mahalle maçı yapıyorlar şurada. Mahalle değil de hani köylerde çift tarafa kale kurulur da maç yapılır ya, büyük ihtimalle köy maçı. Büyük derbi. Vallahi seyircileri de var. Aslında geleceğim, böyle bir yerlerde yaşayacağım da işte dilimiz yok. Yoksa gelirdik yani. Dayıcım çabuk gel. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Adamsın be. İzmirli. Vallahi adam. Abi burada görüyorsan kendini, sana kucak dolusu saygılar. Adamsın. Şura market arkadaşlar. Arkadaş böyle yol mu biter ya, şaka maka. Baya baya kötü. Dayı oraya girme de sen bilirsin. Aleykümselam. Oo, burada kilit olmuş. Yol çok kötü çünkü. Kuyruk olmuş. Allah. Şu İran arabalar arkadaşlar, bu eski olanlar var ya, bak hepsi İran arabası. İran'dan da çok araba gelip gidiyor buraya. Evet arkadaşlar, bu köyde bitirdik. Daha değişik bir köyde görüşmek dileğiyle tekrar yine başlatırım başka bir köyde. Bakalım o köyde ne maceralar yaşayacağız. Bir sonraki köyde görüşmek üzere. Konuşamam. Bir sonraki köyde görüşmek üzere. Üzere. Hadi bay bay. Yeni bir Gürcistan köyünde tekrardan merhaba. Dur, şurada mazot yazıyormuş. 3.60 lari. Bu herhalde benzin 3.60. Mazot 3.40 lari. Euro dizel 4.15. Bir de sordum, bu köy hangi köymüş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu az önce maç yapanlar var ya, o takımlardan biri bu köydenmiş, diğeri diğer başka köyden. Dağ yollarından kurtulamadık ya. Oo, bak bu abimiz saray yapmış bildiğin. Bildiğin saray yapmış vallahi.
döneceğimiz yere bak. Bildiğin U dönüşü yaptık. Çok güzel. Çok güzel oksijen var yani, öyle böyle değil. Bakalım burası nereymiş. Bura benim dedemin köyü zaten. Biliyorum da adını unuttum. He, Paravani. Paravani köyü. Benim dedem de buralıydı. Güzelliğe bak ya. Canım çekiyor. İşte buradan sağa da gidince Borjomi'ye gidiyorsun. Bir daha sağa gidersen Bakuryani'ye gidiyorsun. Birden kapandı. Aa, her an yağmur yağabilir. İnşallah burada yağmur yağmaz valla. Yollar zaten kötü. Bir de yağmur yağarsa ayvayı yedik. Anam ana bana bana kar yolla, kar yolla, kar yolla. Kar bulamazsan yar yolla, yar yolla, yar yolla. Yine bir şarkıyı mahvettim. Borjomi. Bu abimizin yükü ne? Ay, inşallah düşündüğüm şey değildir. Söylemeyeceğim. Burada tam böyle pikniğini, tüpünü getireceksin, mangalını yakacaksın. Oo. Şuradan güzelliğine baksanıza. Türkiye'den geldiğimi belli etmemeliyim. Direkt düşündüğüm şey ne? Mangal. Buraya var ya, kendi arabanla, şahsi arabanla gezmeye geleceksin. Tırla değil de. Çünkü tırla geldiğin zaman bir yerde durma şansın yok. Kolay gelsin. Dayı balık tutuyor. Balık var mı acaba? Benimki de soru mu? Desenize arkadaşlar, yoksa ne işi var adamın orada? Niye söylemiyorsunuz bunu? He? Yol güzelleşti ha sanki. Abi bu suda yüzülmez. Tehlikeli. Heh. Ama arkadaşlar dinlerine gerçekten çok bağlılar ha. Bak her yerde haç işaretleri var. Evlerinin başına, her tarafa. Köprü çok güzel ya. Ne güzel köprü kurmuşlar öyle.
Kapılarımızı açalım artık. Akşam olmaya başlıyor çünkü. Bir sonraki durakta görüşürüz. Bakalım bir sonraki durakta bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki durağımızda bizi bekleyen şeyi bulduk. Bir sonraki durağımızda bizi bekleyen yağmurmuş. Maşallah. Ama şu yeni yağan yağmur kadar tehlikeli bir şey yok. Yol tam yıkanmamış ya. Araba çok fazla kayıyor yani. Oo, maşallah. Başlayacak mıydı? Yağmur tam yağmaya başladı maşallah. Vallahi var ya, şu bir hafta içinde 4 mevsimi değil 5 mevsimi yaşadım ya. Kamerada böyle fırtına olduğu belli olmuyor. Yapraklar falan uçuşuyor ha. Nijgori'yi bitirmişiz. Nijgori bitti. Yüksek dağlara doğru. Dayıcım sollamaya çıkıyormuş gibi yapıyorsun, çıkmıyorsun ama. Sollamaya çıkacakmış gibi yapıyorsun, çıkmıyorsun. Uzun uğraşlar sonucu sonunda Azerbaycan'a Azerbaycan sınırına geldik değil mi? Evet. Bu kapının adı neydi abi? İlyas abi. Neydi? Neydi kapının ismi ya? Acayip bir ismi vardı ya. Acayip bir ismi, ismini bile hatırlamıyorsun. Abi biz kapıyı zor bulduk. Abi biz, yol nasıldı? İsmin nasıl biraz? Yol nasıldı? Yok, iyiydi, süperdi, güzeldi. Tam cennet. Çok şey, çok güzel de virajlı, hepsi dar yollar. Ya şeydi yani çok böyle keskin şey, kötü böyle rampa yoktu ama iniş çıkışlı rampalar vardı, güzel yollar vardı, köy yolları vardı. Aynen, köy yolları. Manzara 10 numaraydı. Çok güzeldi, gerçekten süper. Çok güzeldi. Şimdi tamam. Azerbaycan'a gideceğiz, orada da yükümüzü indirelim. Karadeniz havasını andıran bir görüntü vardı, Karadeniz havası. Tabii. Vallahi çok güzeldi abi. Yani bu tarafları hiç bu kadar beklemiyordum ben açıkçası. Güzel deneyim oldu ya. Lagodek. Kapının ismi Lagodek.
Lagotek mi? Lagotek kapısındaymışız arkadaşlar şimdi. Yemeğimizi yaptık, şu salatayı yaptık. Lagodeki. Evet. İngilizce okunuşu yani, ya da okunuşu böyle diyeyim, Lagodeki. Yemeğimizi gösterelim mi abi? Şimdi bu kavurmayı içine attık, fasulyemizin içine. Evet. Bunu şimdi güzel bir ısıtalım önce, çaydan önce. Çayımız da ısınıyor. Çayımız zaten demlendi. 10 numara. Aynen. Şöyle dışarıyı abi da göstereyim ben. Dur, geliyorum hemen İlyas abi. Şöyle bir sahaya, işte Lagodeki sahası bura. Biz sıramızı aldık burada. Bizim sıramız geldiği zaman da gelip bizi uyandıracaklar. Mesela diğer sahalarda ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Kendi gelip seni uyandırıyor. Sıran geldi. Gürcü ve Azeri kapıları öyle. Değil mi? Evet. Ama ben Gürcü kapısına daha önce gelmiştim zaten. Tiflis'e kadar gelmiştim de yine böyle bir şey görmemiştim abi. Sarp'tan çıkarsan görürsün. Sarp'ta da var aynısı şey. Hayır, ben Sarp'tan çıkmadım. Ben dönerken nereden çıkmıştık? Posof kapısından, Türk gözünden çıkmıştım ben. Evet, orası Türk göz oluyor, Posof. Aynen, Posof Türk gözünden çıkmıştım ben. İlyas abi de Mardinli. Yok, Batmanlı. Batmanlı Gercüş. Pardon. Gercüşlü. Beraber geldik. Yükümüz de aynı yer. Aynı yere indireceğiz. Bakalım önümüzdeki nasıl belasız gidelim, bir aynen 200 öyle kilometre yolumuz var. Dur abi, aldığın ekmeği gösterelim ya. Gürcistan'ın resmi ekmek şeyi tandır ekmeği. Bizim doğunun kullanmış olduğu tandır ekmeğidir. Tandır ekmeği. Bazı yerlerde bölgeye göre değişiyor. Yuvarlak oluyor. Bazılarda da böyle pide gibi uzun oluyor. Ama tandır, bildiğin tandırın içinde yapıyorlar. Resmi olarak. Resmi ekmeği bu yani. Somun falan yok. Abi çok güzel. Bildiğimiz, evet, bizim doğunun bildiğimiz tandır ekmeği. Şekli biraz farklı ama. Değişiyor bölgeye göre. Bazı bölgede yuvarlak şekilde bizim doğu insanı gibi yaptığı yine yapıyor. Bu ekmek ne kadar abi burada? 1,5 lira. 1,5 lira. Bu da aşağı yukarı yarım dolar yapıyor. Aşağı yukarı 3 aşağı. Abi Türk lirasını söyle artık. Yani yarım dolar da işte bizim Türk parasından 8 lira. 8 lira, evet. Doğru. 8 lira yapıyor. Ama güzel yani. Ama çok güzel ekmek. Bu ekmeği Türkiye'de 8 liraya alamazsın. Alamazsın. Tabii canım. Tabii, tonajı da fazla yani. Tabii fazla. Tonaj. Abi bizim de şimdi bizim odun ekmeği bu işte bak. Hayır. Yani al bir şey yemişiz. Aynen. Bu bizim normal somun ekmeğimiz. Abi ucundan koparmışız. Aynen öyle. Bizim Türk. Ama bunu bitirelim abi, israf olmaz. Tabii önce bunu yiyeceğiz. Aynen, o yüzden olmaz. O yüzden ona poşete koydum. Aynen, onu bitirelim. Sonra bu abi güzel ekmeği yeriz. Yemeğimizi şöyle bir güzel ısıtalım biz önce. Aynen öyle abi. Hazır konserve kuru fasulyeler vardı, onları döktüm iki konserve. Bir de bir konserve de kavurma attım içine, en azından et tadı versin diye. Bunları da hani uğraşmayalım diye, kapılarda uğraşmayalım diye marketten aldık gelmeden sıra önce. Sıra yürüyor abi, sıra her an yürüyebilir abi. Çünkü sıra da yürüyor abi, bir de burada yemek çok pahalı ve hani bizim aradığımız ağız tadı bir değil bildiğim kadarıyla. Dün biz yemek yediğimizde 100 lira bize mal oldu. 80 lira. 80 lira ne yedik abi? Abi biz Adana yedik ama güzeldi hani, doyurucu. Bayağı iki güzeldi. Porsiyondu böyle. Aynen, duble iki porsiyondu. Ben beğendim yani, gerçekten güzeldi. Bizim şeyde Aşuri'de Boran Usta'nın yeri var, Adanalı. Onun mekanına gittik. Orada Adana ve kuşbaşı reklamı da yaptın abi. Yani orada işte bizim birçok tur şoförü orada gidenler için söylüyoruz. Hani belki buradan gidecek bilmiyorum olanlar. Bilmiyorum ama bilmeyenler de vardır. Onlar için söylüyoruz yani. Aynen öyle. Boran Usta'nın yeri güzel yani. Mekanı geniş. Abi güzel bir yolda. Kahvaltıyla duruyoruz. Rus şoförlerinin de orada duraklama yaptığı bir mekandır. Şoförler için söylüyorum. Ruslar Rusya'dan gelen şoförler orada mazot ucuz, biraz daha uygun Gürcü'den verebiliyor. Ama varsa tabii elinde. Yoksa zaten bulamazsın. Aynen öyle. Rus ve Kazak mazotu getiren oluyor işte. Ne soğan salatası yapmış o ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fasulye var ya, biz var ya. Bunu bitirene biz 2 gün yeriz bunu bence. Yeriz herhalde ya. Açız biz. Açız. Biz 3 gün yemek yemeyen arkadaşların değiliz ki. Bizim bir arkadaş vardı. Gel anlat gel. 4 gün yemek yemiyorum diyor. Ya arkadaşım, nasıl 4 gün yemek yemiyorsun ya? Ya abi bak, bunun sabahı var, öğleni var, akşamı var. Abi biz ya de ki bana günde bir öğün yemek yiyorum. Ya inanırım, niye? Ya derim ki hani işten, yoğunluktan olabilir ya. Bu arada, arkadaş yani ciddi anlamda
gerçekten böyle gözünüz içine bakaraktan böyle. Ya ben size yalan mı söyleyeceğim diyor. Ben 4 gün yemek yemedim kardeşim diyor ya. Abi ve oruçlu Ramazan ayında olduğunu söylüyor. Dedim oruç tuttun mu? Yok abi. Oğlum abi, oruçtaydın bari 4 gün lan. Yaz abi. Hiç olmazsa sevaba girerdin. Bu videoyu o da izlerse görürsün. Yani tabii ki arkadaşımız değerli, güzel bir arkadaşımız ama ama nihayetinde yani biz 4 gün boyunca bir insanın yemek yemeyeceğini hani bize hani tıp ben bilim olarak söylüyorum. Yani mümkün yok. Arkadaşlar, mümkün yok, yani bu arkadaş da kim? Bizim diğer üçüncü araba. Bizim diğer arkadaş tabii ki aynı firmanın diğer arabası. O farklı bir kapıya gitti. Onun evlatları o tarafa verdi. Yani güzel arkadaşımız o da. O da güzel, temiz bir çocuk ama nihayetinde hani söyledi, hani iddia ettiği şey hani gerçekten ciddi anlamda hani şey değil yani. inandırılacak bir şeyi yok ona. Ha yemiştir. De ki ben yedim de ya. Hani abur cubur yedim. Ya illaki de yemiştir ya. İlyas abi sen bayağı dolmuşsun buna. Yani yok, dolma değil ya. Hani şu anki hani insanların anlayabileceği bir tarzda hani anlamaya çalışıyorum da. Evet. Yani yok abi, yani bilimde de yani öyle, tıpta da öyle bir şey yok hani. Ya o belki hani ben yemek yememişim, abur cubur falan. Yemiştir gibi abi yani şimdi bak. Hani abi bu video da izleyecek ha. Ya biliyorum, izleyeceğiz. Biz burada onun hakkında aleyhinde çok kötü şeyler mi? Daha ne diyeceksin ama adam. O bizim güzel kardeşimiz yani. Severim kendini. Karnım ağrıdı gülmekten. Ama yolculuğumuz güzeldi. Güzeldi. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Tatlıyla, güzel, tuzuyla, stresiyle, kavgası, dövüşüyle. Neler ne? Sabaha karşı saat 5'te uyumuşuz. 11'i vermişiz. Gözlerimiz abi. Takoyu. Gözlerimiz nasıl olmuştu? Gözlerimizi açalım. Kalktık, bir güzel bir kahvaltı yaptık. Bir şey olmadı. Aleykümselam abi. Hoş geldin abi. Gel buyur abi. Buyur buyur. Gel abi. Gel abi. Bir defa geliyorum buraya da, ben direkt gümrüğe gittim, beni geri çevirdi. Tabii abi. Şimdi buradan fiş mi alacağız abi? Yok abi, fiş almaz. Giriş yaptın mı abi? Giriş yaptım. Plakalı şey yapacağız. Plakalı resmi çektiler mi abi? Çektiler, bana dedi park et gel. Tamam, park ettin. Bak, arabayı park ettim, şimdi onların yanına gidip fişi mi alacağım? Yok yok, hiçbir şey almıyorum. Onlar abi, seni çağıracak. Biliyorum abi, ben gene bir sorayım abi. Yani, biz de çağıracağız. Sadece fotoğraf çektim, içeri girdim. Fotoğrafını çektiysen, buraya geldi. Mesela sen sıran geldiği zaman gelip senin kapını çalıp uyandıracaklar. O kendisi geliyor. Tabii tabii. Burada var. Irak'a mı gidiyordun sen? Hı? Irak tarafına mı gidiyordun sen? Yok. Daha önce mi? Yok, ben Avrupa'ya çalışıyorum, hiç gelmedim ben bu tarafa. Anladım. Hep şu bizim araba. Bir sefer Azeri yükledik, bana dedi sen de abi. Memleket? Batman. Batman? Bir de Mardinliyim, Hüseyin. Mardin, Hüseyin başımızda. Başımda bizim arabalar. Bizim arabalar da Avrupa arabaları. Evet abi. Akbar mı? İsveç'e değil mi? Abi şu Hollanda zaten. Gence ki o buraya falan bana bunun için ya. Bu da Akbar'ı. Akbar'ı meşgul. Teşrif var ya? Hayır, o değil mi? Kavar alo. Kavar var buna. Memleketliyete. Batman ya abi. Şükür değil Batman. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar, günaydınlar. Dün gece misafirimiz geldiği için rahatsız olur diye videoyu kapattık. Bu sabah da saat 5.30-6 gibi sıramız geldi. Yani bizi uyandırdılar 6 gibi. Gümrüğe geçtik. İşlemlerimizi hallettik. Ve şu an itibariyle Azerbaycan'dayım. Buradan gideriz. Yükümüzü boşaltırız. Size tabi Azerbaycan'dan da görüntüler almaya çalışacağım. Yükümüzü de boşalttıktan sonra artık kapanışa geçeriz ve dönüş yoluna gireceğiz arkadaşlar. Şimdi size biraz Azerbaycan'ı gezdireyim. Azerbaycan'ı göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi zaten yoldayım şu anda. Evet. Burası Azerbaycan arkadaşlar. Ama şu anda bura Azerbaycan hangi şehri onu tam olarak bilmiyorum. Bir önümüze bakalım, belki bir levha falan görürsek. Ama biz Gebele'ye gideceğiz. İlk önce yükümüz Bakü'ydü. Bakü'den Gebele'ye döndü. Takip cihazı da taktılar bize. Şu anda Gebele'ye gidiyoruz.
Şu serçe arabalar serçeye benziyorlar da. Ve serçe dedim. Burada çok yaygın. Lan. Dayı valla. Haa bak burada hem Türk bayrağıyla hem Azerbaycan bayrağı bir arada. Taraf ne acaba? Bakalım ne yazıyor. Şeki rayon psikiyatriya hastanesi. Psikiyatri hastanesi. Orası psikiyatri hastanesiymiş arkadaşlar. Ay boyutuma halçaların yuyultulması. Biz bir geçelim. Heh, sağ ol. Bu nasıl bir şeymiş ya? Helal sofra. Helal süfra. Helal sofra. Ama az çok anlaşılıyor yani. Genellikle zaten Türkçe'ye çok yakın. Azerice. Bu arada söylemeyi unutmadan buradan Azeri kardeşlerime selamlar olsun. Kardeşler ne diyseniz? Necesiniz? Yakşıseniz? Ben de yakşıyım. Çok teşekkür ederim. Bura olimpiya meydanıymış. Bu neymiş? Dayı bak. Allah aşkına bura durulacak yer mi? Hastalıkları. Şura hastane değilmiş, evmiş. Arkadaşlar şu giden taksi bak. Bizim sarı taksiler var ya, ticari taksiler. İşte o ticari taksi.
Dayıcım. Gidiyorum. Daha gidiyor. 20'a gidiyorum. İlyas abi uçtu. İlyas abi dün gece öldürdü beni ya. Gülmekten bittim yerlere yattım. Hem de düşünürsen ki ben kimese borçluyum da yani ben de kimese borçlu olmalı seven insan değilim ona göre. En yaxşısı bilirsiniz nədir? O deyir ayağını yorğanda görür uzatmaq. Borca girmə çox lazımdır. Heç almayda məsləhət də görülmür. Həqiqətən də ayağını yorğanda görür uzatmaq ifadəsi yəni atalar sözü deyəsinə çox istifadə olunur və gerçəyi də əks etdirir. Çünki bəzən insan elə davranır ki mən bunu əldə etməliyəm amma əgər sənin buna maddi gücün yetmirsə məcbur deyilsən. Əsas olan məncə insanın öz qürurunu qorumasıdır və birisindən borc alanda istər-istəməz ona rahatlıq olur və biraz da sanki özünü sarsırsan. Ona görə bu yanaşmalar yaxşı deyil. Qızlar, biz nəsə biraz elə bil ki, o deyir, əhval-ruhiyyəmizi biraz aşağı salmış amma dinləyicimizin mesajı var. Gəlin dinləyək və dinləyicimizin səsinə sonra düşünəm ki, əhval-ruhiyyəmiz düzələcək. Salam, hər birinizi salamlayıram. Xoşanız xeyir olsun deyirəm. Mövzu çox gözəl mövzudur. Pul yığmaq belədir ki, belə, mən özüm fermirəm, yəni fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. Yəni belə kiməsə əl tutmayanda, kiməsə belə seyləməyə deyirlər ki, yox, əli bəhtdir, hörmət eləmir. Ona görə də pul toplayırsan da, yəni kiməsə əl tutmayanda incirlər, küsürlər, ki, yəni imkan var, imkan olan qədər hörmət etmir. Ona görə də pul toplaya bilmir bu qədər. Çox sağ olun, talih yığlaqlı. Talih bəy, çox sağ olun. Səsli mesajınıza görə bu bizim yaralı yerimizdir də. Pul istəyirsən, vermirsən deyirlər ki, bəlkə adamdır, pis adamdır. Pul arkadaşlar, buranın adı Bayan. Onda nə olur? Baxmaq lazımdır. İnanın ki, mənimlə gəlir bunu adi işçilərin işi deyil bu. Orada... Kafe model olan herkes... Yağ dəyişmə xidmətinə aid bütün xərclər, mühərrik yağı, yağ filtri və işçilik haqqı hədiyyə. Sizə maraqlı olan digər məlumatlar üçün 989 çağrı mərkəzinə zəng edə və ya Hyundai.az saytına daxil ola bilərsiniz. Evet dostlar, sonunda Gebele'deyiz. Gebele'ye geldik, şimdi adresimize gidiyoruz. Yani yükümüzü indireceğimiz adrese gidiyoruz. Yalnız burada bayağı güzel bir yer yani. Biraz daha böyle gelişmiş bir yere benziyor. Büyük. Gidelim bakalım adresimize. Yükümüzü indirelim. Sonra ver elini Türkiye. Abi yine adım adım Azerbaycan, Gürcistan, oradan Türkiye. Allah'ın izniyle bir sağ salim yükümüzü teslim edelim, gerisi kolay. Ay ay. Arkadaşlar bu gece buralıyız. Bu gece nereliyiz abi? Neresiydi bu? Azerbaycan. Azerbaycan. Gembele. Gembeleli. Gebele mi? Gebele. 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 Gembele. Abi gel. Kadraja gir beraber. Kaliteli. Saçımız başımız dağınık biraz ya. Olsun ya. Bizim aileyiz biz.
Yani yabancı yok. Ya işte değil mi? Şoförün hali işte. Aynen. Ya biz ne hallerde görmüşler durumu, de işte. Şimdi hep iyi tarafını gösteriyoruz ama hiç böyle rezilimizi göstermiyoruz. Bak şu an yemeği yedik, işimiz bitmiş. İşte daha yeni böyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Nedir işte? Adamlar şimdi düzenledi ki. Adamlar işte bak çok güzel, her şey güzel. Adamlar yemek yiyor dışarıda, kendi yemek yapıyor işte. Arabada oturuyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Gerçekten de öyle abi. Yolda. Öyle mi? Öyle. Oraya karıştın mı? Ya şimdi çayımızı içmeyeceğiz mi? Yemeğimizi de yedik. İçeceğiz tabii canım. Ama buraya hangi şartlarda nasıl geldiğini unutuyorsun. Orası ayrı canım, orası. Telefon ayrı. Yok, internet yok. Eski usul. Vallahi öyle geldik. Yoldan geçen taksicilere sordum. Taksiciye sordum. Trafik polisine sordum. Trafik polisi dedi ki ne oldu ya, niye durdun dedi. Ben onu sen polis durdurmadı mı seni? Hayır canım, ben durdum ya. Selam aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Dedim ben buraya gideceğim dedim. Ben dedim şu yolu kısa yoldan dönüyorum. Burası dedim bana uygun mu dedim. Ben bu yolu dedim kullanabilir miyim dedim. Tabii ya dedi, oraya gidebilirsin dedim. Dedim bak aracın büyük dedim. Sen dedim ceza yazmazsın lan dedim. Hani artık garanti alıyorum kardeşim hani. Ne yapmadın? Neden öyle yapıyorsun? Çünkü bir kere artık başına geldin mi, ceza yedin mi? İkinci diyorsun ki abi. Ben ayağımı denk alayım. Yani, arkadaşlar çok şükür geldik, kazasız belasız bir şekilde geldik. Yorulduk. Yorulduk gerçekten, şu an gözlerim yanıyor. Sabah saat 6'ydı aynı artık. Şekilde. Türkiye saatiyle 5'ti. 5 aynen. Yo 5. Türkiye saatiyle 5'ti. 5'ti aynen. Buraya 5'ti. Göre 6'ydı. Bir saat Türkiye saatine göre öndeyiz. Öldü. Aynen. İşlerimizi hallettik. Yükümüz yarın sabah boşalacaklar. Aynen, yükümüzü de yarın boşaltacağız. Fabrikaya. Bu gece artık yatar. Rahat bir uyku çekeriz sabah. Aynen görürüz. Öyle. İlyas abi, bu videoyu burada bitirelim mi? Bitirelim abi. Aynen. Devamında yarın sırada oluruz muhtemelen, ya da kapıda oluruz, Azeri Gülücü kapısında, Zagatala kapısında. Aynen. Orada yine bir muhabbet ederiz. Orada bir kahvaltı yaparız. Bir kahvaltı yaparız. Tabii canım. Kaşarlı bir yumurta, biraz Antalya işi zeytine, el yapımı. Soframızı donatırız. Tabii canım. Hak ediyoruz artık yani ya. Tabii vallahi hak ettik. Yemek konusu oldum abi ben. Beni kimse şey yapmasın abi. Yerim abi ben. Vallahi en iyisi abi. Neydi o arkadaşın ismi? Konuyu açma. Dörtün yemek yemiyormuş. Bana ne? Dörtün yemek yemiyor. Bana ne kardeşim? Bana ne yemiyorsun? İstanbul'da trafik varmış. Evet. Bana ne? Hani orada bir Ruslarla teknede bir zengin bir iş adamı vardı. İstanbul'da trafik varmış. Adam arkadaş 4000 yemek yememiş. Bana ne kardeşim? Öyle canım. Evet arkadaşlar. Ben günde 3 oyun dışına çıkmaya çalışıyorum. Acaba 4. sığdırabilir miyim, 5. sığdırabilir miyim diye. Arkadaş 4000 yemek yemedim diyor. Abi o da bir şey ya. Eksiklik yani, o iyi bir şey değil. Sorundur ya, o sorun. Sıkıntı yani. İleriki zamanlarda mesela onun şeyini çeker. Şekerimizi... Arkadaşlar bu videoyu bugün burada bitirelim. Kazasız belasız bir şekilde işte şeyden çıktık. Ha biz sebep vermiyor Allah Allah. Ege takmış o zaman ele konuşa. Ne o? Çapında güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani eminim siz de hani ona bu konuda hani anlayışlı, hani ufak tefek illaki atalar olmuştur. Eksikleri oluyordur. Daha yeni yani. Zaten hani bu işleri bilen az çok hani bilir yani, anlar yani bu günler yani şu anki çalışma yani şu anki şeyine. Biz yeni aşamasını geçtik. Yani gene de hani popüler hani birçok hani üst kademe göre daha yeni şeyiz yani. Tabii canım yani o. Yani eksiklerimiz ile olmuştu yani. Şimdi yani eksiklerim belki bir şey vardı. Görüntü olarak olsun. Ses olsun. İlla ki olmuştur tabii ki. Şimdi ileriki zamanda daha farklı böyle renkli böyle bir giriş çıkışlar olacaktır. Müzikli böyle. Tabii. Hani değişik şeyleri gördüğüm için oradan yola çıkıyorum aslında. Hani var bir, müziklerimiz de var. Abi sen bizi çok hafife alıyorsun ha. Hani çok, yani ama şimdi şöyle. Benim bir ailem de bu ailem. Tabii. Kaç ayda
buralara gelmişimdir tahmin et. Şu an yaklaşık olarak 13.500 yani. Aynen. Çok, ne kadar sürede gelmiş? İyi bir şey süreç yani. Ben bunu yani aşağı yukarı benim şöyle tahminim yani en azından 2 sene almıştır. 5 ayda geldik buralara. 5 ayda. 5 ayda. İyi yemişsin beni. En azından demek yani emeğin karşılığı. İşte bu yüzden diyorum bu aile farklı bir aile. Herkese çok teşekkür ederiz bu o konuda hani anlayışları gösterdiği için. Aynen öyle. Arkadaşlar konuyu açmışken sizi de övdüm biraz. Şey yapmayın. Hemen bir like butonuna, abone olma butonuna ayarlayın siz orayı, yorumlara falan bekliyorum. Bu videoyu bugün burada bitirelim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dediğimiz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.